Bakanı Süleyman Soylu Haber Global'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Soylu, emniyette yeni bir FETÖ yapılanması kurulmaya çalışıldığını söyledi. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın da bu yapılanmanın içinde olduğunu belirtti. Gezi olaylarını kim tetikledi? 15 Temmuz'u kim yaptıysa o tetikledi. Peki terör devletini kim kurdurmak istiyor? Amerika. 15 Temmuz'u kim yapıyor? Amerika. Gezi olaylarını kim tetikliyor? Amerika. 17-25 Aralık'tan cesareti nereden alıyorlar? Amerika'dan alıyorlar. Bu kadar net. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haber Global ekranlarında yayımlanan Başak Şengül moderatörlüğündeki Mesele Özel programının konuğuydu. Bakan Soylu programa Gemlik Mavisi TOG marka otomobille geldi. Soylu programda çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Jandarma personeline seçimle ilgili talimat verildiğini iddia eden CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın FETÖ aparatı olduğunu söyledi. FETÖ'nün temel aparatıdır. Yani bunu bütün bizim istihbarat camiamızda, emniyet camiamızda bilir. Bu kadar net açıktır yani. Ama onların bir tek görevi vardır. Kamu otoritesi üzerinde istifam yaratmak, istifam oluşturmak. Kamu otoritesini dağıtmak. Onlara verilen görev FETÖ tarafından ve ilgililer tarafından budur. Emniyette yeni bir paralel yapılanmanın inşa edilmeye çalışıldığını belirten Soylu, CHP'li Murat Bakan'ın bu yapılanmanın başında olduğunu açıkladı. Murat Bakan bunların başındadır. Ondan sonra ve bedeli çok ağır olacaktır. Bunu FETÖ yaptı ama bununla ilgili bütün hazırlıkları yaptık. Tekrar söylüyorum. Emniyet içerisinde Murat Bakan'ın bizatihi kendi oluşturduğu, kendi kurguladığı devletin emniyetini ve devletin istihbaratını hem bozmaya hem de içeride başka bir yapılanmayı oluşturmaya çalışan çok derin bir ağ olduğunu da söyleyebilmeliyim. İçişleri Bakanı Soylu, HDP'nin Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle ilgili de konuştu. PKK'nın seçim sonucuna göre Güneydoğu'ya yönelik yeni bir hazırlık içinde olduğunu belirtti. 6-8 Ekim olaylarının lojistik desteğini sağlayan onların belediyeleridir. Yerel yönetimlerde bu kadar büyük Türkiye'ye, ülkemizin birliğine yönelik terörist eylemler gerçekleştirebilmeyi sağlayan bu belediyeler acaba Cumhuriyet Halk Partisi'ne iktidar oltağı olunduğunda hükümet üzerinden neler yapılabilir? PKK Kılıçdaroğlu'nu dahi izinle Doğu ve Güneydoğu'ya sokabilir. Kılıçdaroğlu ülkemizi nereye sürüklediğinin ya farkında ve bilerek sürüklüyor ya da sonuçlarının neyle karşı karşıya kalacağını henüz daha kestirebilmiş değil. PKK Doğu ve Güneydoğu'ya yönelik bambaşka bir hazırlık yapmaktadır. Çok net söylüyorum. Bunlar seçimi kazanırlarsa Doğu ve Güneydoğu'da başka bir pencereyi açacaklar. Ha, ben o zaman İstanbul'un böyle sırça köşklerinde oturup Türkiye'ye gelecek biçenleri görürüm.